İşin varsa sonra geleyim. Ha yok, gel gel lütfen. İş değil zaten bu. Avukattan geldi. Ha. Bu şey, boşanma protokolü. Yani oraya kadar geldiniz demek. Yani zaten oradaydık da. Yani şimdi böyle insan karşısında görünce bir şey oluyor. Evet. Ya bilemiyorum ya. Pek düşünüyorum da şimdi. Ben mi beceremiyorum bu işi acaba? Nasıl oldu bu bilmiyorum. Biz nasıl bu hale geldik bazen anlamıyorum yani. Belki de beceremiyoruzdur Orhan. Belki de hala doğru insanla karşılaşmamışızdır mesela. Doğru insan? Kim bu doğru insan? Allah aşkına nerede şimdi? Ömrüm geçti ya. Neyse Ateş'le nasıl gidiyor? Ateş nasıl? Yani böyle dahi bir doktorla aynı evde yaşamak falan. Dahi doktor. Vallahi dışı seni yakar, içi beni yakar. Böyle bir şey yok ya. Gerçekten. Evde her şeyi bana yaptırmaya çalışıyor arkadaş. Geceleri yatmak bilmiyor, sabahları kalkmak bilmiyor. Dağınık, düzensiz. İstediği olmadığı zaman da hemen çamura yatıyor. Şaşırmadım. Yani. Gerçi gene de şimdi yalnız kalmaktan iyi. Ama bir yer bakmaya başladım ben de. Bir emlakçı buldum. Ateş'e de söyledim. Ne dedi? Bilmiyorum ki. Geçen akşam oturuyorduk. Bir lakırdı etti bu. Yani anlamadım. Gitmemi mi istiyor? İçeriden kalmamı mı istiyor? Anlamadım. Ama bir yer bakıyorum ben sonuç olarak kendime. Acaba acele etmesem mi Orhan? Niye? Ne bileyim sana iyi gelmiş gibi biraz böyle Ateş'le bir arada olmak, onunla yaşamak. Hem belki Ateş de biraz senden feyz alır. Dekan Hanım siz beni kullanarak bir doktorunuzun hayatını toparlamaya mı çalışıyorsunuz? Yok canım, ne münasebet. Ama fena da olmaz hani seni böyle göre göre belki bir düzene girer. Ha, keşke. Eğer şu kadarcık feyz alsa hayatı kurtulur. Sabah çekilen filmde Akşehir'in üst toplarındaki buzlu cam manzarası daha yoğundu. Şimdi en son çektiğimiz filmde ise bu yoğunluğun azaldığını görüyoruz. Aa, iyileşiyorum yavaştan. Lejyonella hastalığı için tedaviye başladık. Evet, iyileşmeye başladınız. O zaman evde beni hasta edecek bir şey bulamadınız. Yani evde beni hasta edecek bir şey yok. O yüzden soruyorum. Malum. Hastanenin yolu bize bayağı uzak. Evde hastalığınızı tetikleyecek bir şey bulamadık. Ne zaman çıkarım? Ne yapıyorsun? Hastaya durumu daha ayrıntılı açıklayalım. Bakın bu Akciğer filmindeki iltihaplanmaları görüyorsunuz değil mi? Aynen. Evet. Ama şimdi daha iyi değil mi? Vallahi rahatladım. İyiyim ben diyorum ya. Ne diyor orama burama bakıp duruyorsunuz? Ya yeter, gitmek istiyorum ben artık. Murat Bey, gidemezsiniz çünkü göremiyorsunuz. Yani ufak bir sakarlık yaptım diye kör mü diyorsun sen bana? Dayadınız ilaçları, yan etki falandır. Bakın, korktuğunuzu biliyorum ama sizin neden göremediğinizi bulmamız gerekiyor. Ya ben görüyorum. İspatlayın o zaman. Ne yapayım, örgü falan mı öreyim? Allah Allah. Zeynep Hoca'nın tişörtünün, pantolonun ve ayakkabısının rengi nedir? Beyaz gömlek, siyah pantolon, topuklu ayakkabı. Gömlek, pantolon ve ayakkabı hariç hepsi doğru. Körsünüz. Aa,
Ablacığım, bakıp çıkacağız, yemeyeceğiz. Beyefendi, size söyledim ama şu anda hastayı görebilmeniz mümkün değil. Daha fazla ısrar etmeyin artık. Abimizi görmeden gitmeyiz. Ne güvenelim senin sözüne? Çağır doktorun gelsin, işi ne? Aysel, Aysel. Abinizle ben ilgileniyorum. Vay Mehmet Ali Bey. Demek Murat abiye sen bakıyorsun. Abiniz kontrol altında. Kontrol altında. Tam doktor ağzı. Bizi götür iki dakika görelim. Abimiz kimsesi yok sanmasın. E sen varsın. Siz de eski dost sayılırsınız. Şu anda ziyaretçi kabul edemiyoruz. Abimiz ya o bizim. Anladım. İşte ne güzel abiniz burada. İki gün daha takılsaydınız belki siz de yan odada yatıyordunuz. Yatarım, ne var? Tamam, yapacak bir şey yok. Hadi uza Hasan. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne kadar boş bir adam olmuşsun Hasan ya. Ne yapacaksın? Ha? Bana mı vuracaksın? Vursana. Hadi Allah aşkına vur. Mehmet Ali Hocam, bir sorun mu vardı? Yo yo, arkadaşlar çıkıyor. Hadi. Buyurun bu taraftan. Görebildiğini mi düşünüyor gerçekten? Fiziksel olarak görebiliyor zaten ama beyni o bilgiyi işleyemiyor. Ya bu çok enteresan bir durum. Mesela durağan bir şeyi göremez ama hareketli, mesela bir top attın ona, onu yakalayabilir. Anton sendromu. Yani espriyi bu sefer beyni patlattı. Her iki oksipital lobunda daha sonra olması çok muhtemel. Travma yüzünden olmalı. Vay be. Şansa bak. Ne acayip değil mi? Yani sen kurşun parçaları... Git. Simetrik olarak adamın oksipital lobundaki primer görme alanını etkile. Vallahi film gibi. Ha? Ne tesadüf. Pıhtı pıhtı. Pıhtı var adamın beyninde. Anton sendromuna neden olan şey pıhtı. Heparin başlayalım, kanı sulandıralım, sonra da pıhtıyı çıkarın. Hocam pıhtı vertebral arterlerde olabilir. Ya harika, ne güzel. O zaman sen de böyle parmaklarını iyice sokarsın adamın beynine, tamam? Yani dikkatli ol, ölçüyü kaçırma. Adamın beynini salataya çevirirsen avukatlar basar hastaneye. Peki. Nişantaşı dur. Şöyle yapsak peki, ha? Daha iyi bir seçenek geldi aklıma. MR, kontrastlı MR çekelim. Yok hocam, MR olmaz çünkü MR'ın manyetik alanı kurşun parçalarını hareket ettirir. Yani adamın beyni parçalanabilir. Üff, adamın heyecanını şey yapıyorsun be. Hiç risk almayı sevmiyorsunuz ya siz, he? Ne yapacağız böyle? Olmaz. Ne yapalım biliyor musunuz? Yazı tura atalım. Hop, yazı gelirse MR, tura gelirse adam ölür. Adam muhtemelen 38 kalibre çukur uçlu mermiyle vuruldu. Bu mermiler de ferromanyetik. O yüzden MR demek, hastayı öldürmek demek. Vay be. Mahallede öğrendin herhalde bunları. Dolapdere. Ne mahalleymiş? Hocam, pıhtıyı bulmak istiyorsak en iyi yol anjiyo yapmak. Zeyno hocam, vakit kaybı ya. Yapma bari sen, yapma ya. Gözünü seveyim, yapma. Adamın kafatası çok fazla artifakt yaratıyor. Hiçbir şey göremeyiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.